Ben Atlas'ın, Ares'in ve Güney'in evet. annesiyim evet. önce. Daha önce de önce bir insanım. İnsan olarak kurallarım, huylarım, ailem, artılarım, eksilerim var. Herhangi bir insanım, sadece şöhretliyim ve bu işi yapıyorum. Şu anda bizi çeken kameraman arkadaş kameranın arkasında. Evet. Ben de önündeyim. Bu kadar. Hepimiz insanız. Şimdi zor olan bir şeyi başarıyorsun. Çok çaba sarf etmiyorum bunun neden? İçin emin ol. Bu böyle olduğu için doğru neden? Yansıyor. Yani bir tarafta çok şöhret olan bir Gülben Ergen var. Çok popüler olan bir Gülben Ergen evet. var. Diğer tarafta da son derece doğal yaşayan evet. aynı anda, yani ikisini bir arada götürmek çok zor bir şey. İşim sadece işimi yaptığım yerde kalıyor. Yani şuraya girmeden önce bu alışveriş merkezi evet. var. Bu da evin alışverişini yaptım. Arabama koydum. Buradan çıkınca da yapacağım şeyler var. Evimle ilgili veya kendimle ilgili. Yarın sabah yayınım var. Yayına 2 saat kala toplantıya gireceğim. Evet, işimle ilgili olan kısmı bittiği an, yani ben sabah uyandığımda havyar falan yemiyorum. Böyle bir gerçek de yok zaten. Kimse ağzımıza üzüm taneleri peki, de vermiyor. Peki uyandığın zaman, mesela benim kızımın bana söylediği bir şey var. Mehmet, seni çok seviyorum sabahları. Öyle mi? Bana Mehmet diyor. Niye Mehmet neden? Diyor? Mehmet diyor çocukluğundan itibaren. Allah Allah. Neden diye sorduğumda, sen sabahları uyandığında çok neşeli oluyorsun. Ben de neşeli uyanırım galiba. Ya evet. Bir 5 dakikada susabilirim ama. Çocukların şikayeti var. Çok hırpalayarak seviyormuşsun. Hayır. Isırmıyorum ama sallayabilirim şey evet, yani. Böyle bir ısır... kibar kibar çocuk sevilmek. Isırma isteği öyle. Oluyor mu böyle? Yerim sizi. Koklama isteği oluyor. Ya kıysan ısıracaksın yani. Durduk yerde alıp şöyle omzuma koyuyorum mesela. Çocuk neyi oynadığını şaşırıyor. Böyle el ele yürüyoruz. Ama çocuk coşkuyla sevilir ya. Öyle kibar kibar çocuk sevilmez yani. Tabii keşkeniz var mı? Var. Keşke konservatuar mezunu olsaydım. Bunu evet. açık yüreklilikle hep söylüyorum. Evet, ben şarkı söylüyorum. Müzisyen arkadaşlarım, aranjman yapan yönetmenim veya besteci arkadaşlarım kendi aralarında bazen başka bir dil konuşuyorlar. Japonca gibi. Hmm. Dominör, fa majör. Buradan söylüyor. Koma sesler şöyle oldu, böyle oldu. Hava olsun diye mi konuşuyorlar, yoksa hayır. doğal akışında kesinlikle mı konuşuyorlar? Kesinlikle doğal akışı. Hmm. Çünkü notist hepsi. Evet. Bir kere hani hiçbir şarkıyı bilmiyor. Önüne notasını veriyorsun. Tıkır 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 tıkır. Çünkü Türkiye'de bir moda vardır. Anlaşılmaz olmak. Hayır. Modası. Vardır. Tamamen evet. son derece alçak gönüllülükleriyle ben de anlıyorum ama kendi evet. aralarında konuştukları lisan bu nedir? Notist olmak, nota bilmek. Bununla ilgili hemen çok sıcak iki örnek verebiliriz. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük seslerinden, ülkemizin çok büyük seslerinden ikisi de. Biri öğrenimli, biri öğrenimsiz. Yani biri konservatuarlı, biri evet. hiç konservatuar mezunu değil. Ama ikisi de çok büyük ses. Bu söylediğimin büyük ses olmakla hiç alakası yok. Keşke konservatuar mezunu olsaydım. Keşke ben de şarkılarımın notalarını biliyor olsaydım. O zaman daha farklı şeylerle uğraşırdım.